İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artsakh Savaşı'nda zamanlama kimin işi? Araik Harutyunyan, Azerbaycan makamlarının barışçıl diyaloğu yeniden başlatmaya niyeti yok. Artsakh Savunma Bakanı Celal Harutyunyan yaralandı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, bu gece topçu çatışmaları farklı yerlerde devam etti. ABD'deki Ermeni gençleri Azerbaycan'ın Artsakh Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığını protesto etmek için açlık grevine başladı. Batı Ermenistan'dan haberler. Öyle ya da böyle, bilinçli ya da tesadüfen olsun, bir gerçeklik var altını çizmemiz gereken. Sultan Tayyip Erdoğan 100 yıl arayla adım adım kendi tarihinin kanlı izinde yürüyor. Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Artsakh Dağlı Karabağ Savaşı'na doğrudan müdahil olduğunu gösteren pek çok kanıt var. Sahadaki askeri kadroları, F-16'lar ve SİHA'ları, doğrudan hava kumandası, Suriye'den taşıdığı cihatçılar ve her gün verdiği açık mesajlarıyla bunu göstermeye devam ediyor. Ama bir de bu savaşın başlangıç gününde kendini gösteren çok ilginç bir çakışma var ki bunu savaşın zamanlamasına ilişkin Erdoğan'ın bilinçli tercihi olarak düşünmek ve bir tür şifre gibi okumak da mümkün. Bu savaşın başlangıç günü ucu ucuna bundan bir önceki Turancı Sefer'in 100. yılının dolduğu gündür. 28 Eylül 1920'de Ankara hükümeti emrindeki Şark Cephesi ordusu Ermenistan Seferi'ni başlatmıştı. 27 Eylül 2020'de ise Ankara'nın örtülü kumandası altında Azerbaycan ordusu Artsakh Dağlı Karabağ ve Ermenistan'a yönelik savaşı başlattı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Araik Harutyunyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Agit Mis Grubu eş başkanı ülkelerinin bölgede insani ateşkes tesis etme çabalarına rağmen Azerbaycan'ın askeri siyasi liderliğinin bu amaçla varılan tüm anlaşmaları görmezden gelmeye ve ihlal etmeye devam ettiğini kaydetti. Devlet Başkanı Harutyunyan, daha önce olduğu gibi tarafların üzerinde anlaşmaya varılan insani ateşkesi uygulama ve sürdürme taahhüdü bugün resmi Bakü tarafından bir kez daha büyük ölçüde ihlal edildi. Özellikle günün ikinci yarısında Azerbaycan füze ve topçu bataryalarını tüm cephe boyunca yeniden kullandı. Bütün bunlar Azerbaycan makamlarının Türkiye'nin kayıtsız şartsız himayesi ve paralı teröristlerin desteğiyle barışçıl diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olmadıklarını teyit etmektedir. Ve Ermenilerin Artsakh'tan nihai tahliyesi için askeri çabalarına devam edeceklerini de açıkça belirtiyorlar. Bu nedenle ulusal görevimiz Artsakh Ermenilerinin anavatanlarında güvenli ve onurlu varoluşu için mücadele etmektir diye yazdı. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı Celal Harutyunyan yaralandı. Bu vesileyle Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Araik Harutyunyan'ın kararnamesiyle tüm General Mikhail Arzumanyan Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı Savunma Ordusu Komutanı olarak atandı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sözcüsü Vahram Boğosyan sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Azerbaycan basını Celal Harutyunyan'ın ölümü hakkında ikinci kez yanlış bilgiler yayıyor dedi. Vahram Boğosyan hemen şunu söyleyelim. Sayın Harutyunyan'ın hayatı tehlikesi yok. Savaş mevzilerinin birinde hafif yaralanan bakanın sağlık durumu iyidir ve pek yakında ordu saflarına geri dönecek. Devlet Başkanı Harutyunyan bu ağır sorumlulukların yerine getirilmesini General Arzumanyan'a aktardı. Mevcut savaş durumunda gerçekten yapılacak çok şey var diye yazdı. Araik Harutyunyan sosyal medya hesabı Facebook'ta Celal Harutyunyan'ın en kısa zamanda iyileşmesini diliyorum. Memlekete hizmet için çok yakında döneceğinden eminim diye yazdı. Gece boyunca Artsakh Azerbaycan çatışma bölgesindeki durum nispeten istikrarlı ve gergindi. Bazı bölgelerde topçu atışları devam etti. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisine göre akşam saatlerinde düşman kuvvetleri aktif olarak insansız hava araçları kullandı. Bunların bazıları savunma ordusunun hava savunma kuvvetleri tarafından imha edildi. Düşman sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam etti. Özellikle Martuni ve Mardager şehirleri ile Askeran bölgesindeki köyleri hedef aldı.
şu anda ön cephenin bazı bölgelerinde lokal savaşlar sürüyor. Savunma ordusu birimleri operasyonel taktik durumu kontrol altında tutarak belirlenen savaş görevini yerine getirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni Gençlik Federasyonu, Azerbaycan ve Türkiye'nin Artsakh'a yönelik saldırısını protesto etmek için açlık grevine başladı. Protestocular, Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınmasını ve Bakü ile Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Federasyonun sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yayınlanan mesajda, "Bu diktatörlük hükümetleri ve liderleri saldırganlıklarını durdurana kadar biz durmayacağız, Ermeni halkı durmayacak" ifadesi yer aldı. Batı Ermenistan'daki Maraş'ta 5 asırlık çınar ağacı koruma altına alındı. Anıt ağaç çobanlar tarafından gövdesi oyuldu, içi de ateşe verildi. Yakılması ve dallarının bir kısmının kesilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek tarihi folklorik ağacı koruma altına aldı. Yaklaşık 516 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacı bölgenin adeta simgesi oldu. Harpert Elazığ'ın Keban ilçesinde bir emekli öğretmen bahçesinde 60 kiloluk bal kabağı yetiştirdi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yüksek rakımlı dağlar arasında sahip olduğu doğal güzellikleriyle kendini hayran bırakan Hayran Göl keşfedilmeyi bekliyor. Dağlar arasında gizli kalmış ve adeta ziyaretçilerince keşfedilmeyi bekleyen gölde su altındaki yemyeşil renkteki bitkiler de ortaya güzel manzaralar çıkarıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Arapo adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.